Merhaba sevgili satran severler. Türkiye Kupası 7. tur analizine hoş geldiniz. 7. turda rakibim Kasım Demirci'ndi. Tehlikeli bir oyuncu, kendisi tanıyorum. Beyazlar özellikle iyi oynuyor. Tutturduğu zaman kendinden yüksek oyuncuları da yenebiliyor. Sağlam oynuyor. Sürekli oynadığı açılış da vardı. At F3 oynadı. At F6 G3. Bu sistemi çok oynuyordu, bakmıştım. Hatta Türkiye Kupası'nda son tur Beyazlar'la çok güzel bir maç kazandı. Takip de etmiştim. Yani sert de bir oyuncu. Dikkatli olmam gerekiyordu. Bir de tabii 6. turun getirdiği psikolojik bir geri itme vardı. Çöküm demeyeyim. Çünkü artık alıştık, çabuk toparlanabiliyoruz profesyonel olduğumuz için. Sonuçta 6. tur kaybedince şampiyonluk şansım zora girmişti puan farkı açılınca. Onun getirdiği de bir psikolojik geri kalma vardı. Bu maç o anlamda riskliydi de benim için. Tabii Kasım Demirci'nin açılışta bir hata yapınca, yani fikirleri bildiğim için rahat geçti. Bu kadar rahat beklemiyordum ben. Normalde zor bir maç olacağını tahmin ediyordum. Uzun bir mücadeleye hazırlıyordum kendimi. Oynadığı sistemler gereği ve gücü gereği. Burada Filfe 5'li varyantı oynamaya karar verdim. Daha önce çalışmıştım bu varyanta. Fil G2, Filfe 5, Rok E6. Burada D3'lü de oynayabiliyorlar. D4 yerine D3'lü oynayabiliyorlar. D3. Fikir, at BD2 gelip, gerekirse vezir E1 veya kale E1 gelip E4 sürmek. E4 sürme planıyla oynuyorlar. Bu sistemlerde E6, D5, C6 sürdüğü zaman C6'lı sistemlerde fil önemli bir taş oluyor. Özellikle E4 sürmek istedikleri zaman D3'lü sistemlerde. O yüzden H6 ile fili H7'ye çekip E4 sürüş temposundan kaçıyoruz. Filimiz H7'de kalabiliyor, oynanabiliyor. Ama rakibim D4 oynadı. H6, yine bu fil önemli sonuçta. H6 yararlı bir hamle. Herhangi bir at H4'ten kaçmak için fil H7'ye çekiyorum. Yani herhangi bir şekilde fil almasın diye. At H4 burada genelde fil almak için oynanan hamle. O yüzden fil H7'ye çekmek için H6 oynuyorum. C4, C6, at C3, fil E7. Fil F4. Rok, evet, bu konumda vezir B3 genelde oynanıyor. Vezir B3'e vezir B6 oynanıyor. Buna benzer zaten bir maç oynamıştım. Aynısı olmasa da. At E5 oynanabiliyor. Burada A4 kötü bir hamle. A4 oynadı rakibim. Şimdi A4'ün neden kötü olduğu ile ilk önce ilgili konuşalım. Birincisi, beyazlar bu filin kuvvetini kullanabiliyor bu çaprazda. Bu filin kuvvetini kullanmak için genelde beyazlar at D7'den çık şey siyahlar pardon. Siyahlar bu filin kuvvetini kullanabiliyor. At D7'den çıkıyor. Merkezde bir parçalama yapmaya çalışıyor. Beyazlar E5 karesini kullandığında siyahlar da E4 karesini kullanabiliyor. Ama A4 oynandığında benim filim, siyahların beyaz fili, yani benim beyaz filim bu çapraza ciddi bir etki etmeye başlıyor rakip vezir kanadına. Aynı zamanda bu kare çok zayıf oluyor. Yani ben at A6, at B4 oynadığım takdirde C2'den taktik imkanlarım çıkabiliyor. Atım B4'ten kaldıramıyor. Vezir kanadında bir girişim elde edebiliyorum. Beyazların bu açılış gereği oynayabileceği yer ya merkez ya vezir kanadı. Vezir B3 ile mesela. Vezir B6, C5. Bunun gibi. Vezir kanadından oynayabiliyor. Burada vezir A6 biraz riskli çekilebiliyor. Vezir A6 çekildiğinde kale bir fil F1, E4 fikriyle oynanabiliyor. Ya da tabii ki E4'e izin ver, yani bu vezirin istekte kalması için B5 veya vezir E5 karşılığında E3 oynayabiliyor belki. Vezirimiz biraz sıkıntılı kalıyor. B7 de istekte kalıyor. Bir de vezir B3 alınabiliyor. Vezir B3 alındığı takdirde de beyazlar burada B4, B5 sürüşü yapabiliyor, ama bu konum biraz daha farklı. Çünkü at A6 oynayabilirim. Yine B4 karesi benim için önemli. At B4 gelmek için. Rakibin B4, B5'ini kesmek için. Ya da at BD7 de oynanabiliyor. Çünkü bu sistemlerde, vezir kanadındaki bu piyon yapısında B4 sürdüğü zaman B5 sürebiliyor normalde. Ama A6'dan dolayı şimdi süremiyor. Kalem koruma altında. O yüzden B5 süremiyor. Eşit bir konum oluşuyor. Ama tabii bu tip durumlarda at B7 yerine at A6 ile oynamak, en azından vezir kanadına bir girişim elde etme adına siyah için daha iyi. Sadece dikkat etmesi gereken, at E5 oynadığı zaman kale çarpı A6 veya direkt at çarpı C6 hamlelerine dikkat etmesi gerekiyor.
Yani kalite fedası da olabilir, direkt at C6 da olabilir. At B4 oynamak lazım. Kale A4 oynarsa burada A5 sürülebilir atı korumak için. Ya da burada atımızı kaçabiliriz veya kale C8 oynayabiliriz, kale FC8. Ama sonuçta bir oyun oluyor. A4 hamlesi kötü bir hamle. Atı aldıktan sonra artık at B4 benim vezir kanadına bir girişimim olacak. Evet, E5 karesini bırakıyorum. Atım D7'den E5 tutuyordu. Ama ben de B4'ten oyuna gireceğim. Şimdi tehditlerim oluşabilir. Mesela C4'ü aldıktan sonra at C2, at D4 alma fikrim var. Yani C4'ü aldıktan sonra vezirim D4'e baktığı için at C2 kaleyi isteyip at D4 kazanma fikrim var. C5, E5. Vezir D2. Şimdi siyahlar gayet iyi yerleşti artık taş olarak. Beyazların bu açılışlarda vezirin D2'de olmaması gerekiyor. Ama A4'ten dolayı vezir D2 oynamak zorunda kaldı. Genelde G3'lü sistemlerde, yani özellikle bu D5, E6, C6'lı formasyonda G3'lü sistemlerde vezir B3'ten daha çok çıkıyor filin F5'teyken. Vezir B3'te çıkıyor ya da fili almaya çalışıyor Ataş4'te. Tabi ben erken aşağı altı oynadığım için fili alamıyor. Vezirin yeri B3. Ama burada artık vezirin B3'te bir fonksiyonu yok çünkü A4 sürüldüğü için A5 sürerek B4 karesini tamamen sağlamlaştırabiliyorum. A5'e sağlamlaştırdım atımı. F3. Rakibim artık belli etti oyuncağı alanı. Merkezden oynamak istiyor ve E4 sürmek istiyor. Tempodan kaçıyoruz çünkü burada hemen tepki vermek yerine E4 sürdüğünde tepki vermeyi tercih ettim ben. Çünkü rakibime seçenek sunmam gerekiyor. E4 sürdüğü zaman şimdi çok ender görülen bir durumdur. Genelde biz izole piyonları vezir açılışlarında, yani D4'lü açılışlarda gözlemliyoruz. E4'lü açılışlarda çok ender gözlenir izole piyon. Burada bir izole piyon oluşabiliyor. Şahın çaprazı açık. Bir zayıflık var. B4'teki atım çok kuvvetli. C2'ye gelebiliyor. D4'ü isteyebiliyor. D3 karesinde gelebiliyor. F4 ve B2 atak yapabiliyor. E5 atını kaldırdığımda. Filin bu çaprazda çok kuvvetli. Atım merkeze basıyor. Yani benim oyunda olmayan tek taşım şu an fil. Tabii ki kaleler ve vezirleri saymıyorum. Yapacağım hamle itibariyle söylüyorum. Benim filmi de canlandırmam için, daha agresif oynamam için burada yaptığım hamle güzeldi, C5. Tabi burada D4 de düşündüm. D çarpı E4, F çarpı E4'ten sonra merkezde askıda piyon var iki tane. Bunlara bir saldırı başlatılabilir. Ama bu saldırıyı başlatırken beyazın da oyun alanı var. Bakın E4'e geldiği için F3 piyonu fili biraz daha aktif oldu. Belki ileride D5 sürüşleriyle filin de desteğiyle geçer piyon yaratma ihtimali olabilir, ilerleyebilir. Merkezde hareketli olması rakibin de oyunda olması demek. Bundan dolayı D4 alarak girmiyorum ben konuma. Rakibin aktif olmasını istemiyorum. C5 burada kuvvetli hamle. Hatları açıyorum. Şimdi tehdit C çarpı D4. Çünkü at C2 çatal atıyorum. Bir kere CD4 ile ilgilenmek zorunda. Ne yapacak? Kaleyi kaçarsa ne diye oynayabilir kaleyi mesela? Kale D1 oynayabilir. D4'ü yine alabilirim. D4'ü aldıktan sonra kale C8 ile fil C5 istiyorum. Veya E4'ü alarak başlayabilirim burada. Aldığı takdirde şimdi D4'ü alıyorum. Variantta maç sırasında düşündüğüm variant buydu çünkü vezir D4 alamıyor. Kalite kaybediyor. Pardon. File 3 gelirse D4'ü aldığım takdirde at C2 de var burada. Kale D1 gelirse yine at C2 var. Belki kaliteden fazlasını kaybediyor. O yüzden kale D1 de olmuyor. Yani benim şu an C5'te D4 alma tehdidim var. Mecburen DC5 almak zorunda kaldı rakibim. Fil C5, şah H1, D4. Evet, oyun birden açıldı. İkimizin de kaleleri oyunda değil. Rakibin veziri oyunda. Benim değil gibi gözüküyor ama benim çok çabuk değişimden sonra oyuna girecek. Asıl tehlike E4'te bir izole piyon kalıyor. At G4, at F2, at C2, at E3. Birçok tehdidim var. Neden at C2, at E3'e bir tehdit diyorum? Fil çiftini alabiliyorum. At E3 ile. Fil çiftini aldığım takdirde de açık bir konum, izole piyon, her iki kanatta piyonların olması kazanç için yeterli, üstünlük için yeterli aslında. At E4 aldı rakibim. At E4'e burada biraz da baskı altında olması normalde rakibinden beklenecek bir hata değil. Yani iyi gören de birisi varyantları. Vezir D8 aldı. At E4 aldığımda muhtemelen baskı altında olduğu için kale D8 ve alınca E4'ü alacağını düşündü. Burada
F4 alması gerekiyordu. Vezir D2, fil D2, kale D8. Şimdi fil B4 alırsa fil B4 alıyorum. Fil çiftim var. E4'te izole piyon var. Açık konum. D2'ye inebiliyorum. Yani siyah için üstün bir konum. Eğer filini kaçarsa da burada G5 oynayabiliyorum. File yer yok. Fil C1 gitmek zorunda kalıyor G5'e. Bu sefer kale E8'den, yani mesela böyle göstereyim. Burada istersen fil çiftini alabiliyorum at C2 at E3 ile. İstersen bu atı kovabiliyorum. Bu atı kovduktan sonra kaçacağı yer C4 olacak mecbur. E4 çünkü buna E4 düşüyor. C4'e geldikten sonra E4 piyonuna baskı yapabilirim. Ya da demin dediğim gibi at C2, at E3 oynayarak fil çiftini de alabilirim. Yani üstün bir konum siyah için. Rakibim tabi vezir D8 yaptı. Baskı altında olduğu için yanlış yaptı. At G3'ten sonra rahat dağıttık. Çünkü piyon önündeyim. Açık bir konum. Üstünlük var. Burada FG3, fil G3 yerine HG3 de alabilir ama artık piyon geri. Yani taşlarım çok aktif. İkinci yatağa ineceğim. İkinci yatayda taşları sallantıda kalacak. B2 piyonu zayıf. G2 filinde baskı yapabilirim. Biraz sıkıntılı bir konum. F4, B6, at C6, at C6, fil C6. Mesela burada yani birçok hamle yapılabilir. Kale D2 kazanç. Kale D2 oynadığım takdirde ben B2 piyonunu alabilirim ama bu hamleyi sevmedim. Yani her ne kadar iki piyon önünde olsam da taşım oyun dışında. Normalde ben kurallarla oynamayı seven bir oyuncu olduğum için bir piyon üstünlüğü yeterli. İkinci piyona gerek yok. Taşımı oyun dışı bırakmak istemiyorum. Her taşım oyunda olsun. Çünkü benim filim burada oyun dışı olduğu takdirde benim şahım tehlikeli demektir. Neden? Çünkü kale buradan ayrıldığı zaman son sıra zayıflığım var. Mat fikirleri var. H7 karesi tıkalı olduğu için. Yani aslında benim bu filmin tıkalı olması benim hem şahımı hem kalemi de oyundan düşürüyor. 3 tane taşı oyundan düşürüyor. Bir piyon almak uğruna 3 tane taşım oyundan düşüyor. Ha, kurtulabilir miyiz? Hemen G6 ile kurtulabiliriz istersek. Ama şah kanadında bir zayıflık oluşuyor. Bu sefer atıyorum G6'ya bunu aldığım zaman böyle alamayacağım. Çünkü file 5 tehditleri çıkacak bu sefer. Şu an oynayamıyor filde 5 ama şahım biraz zayıflıyor. Fille aldığım takdirde de piyon yapımında bir zayıflık oluşuyor. Yani bir piyon öndeyken ikinci piyonu almak uğruna neden bu zayıflığı vereyim rakibime? Bunu istemiyorum. Kale D6 akıllıca bir hamle. Fikir şu. Ben diğer kaleyi D8'e geleceğim tempoyla. O yüzden kale D6 bir tempo kazanıyorum. Fili kaçmak zorunda. Fili kaçınca şimdi fil F5. Yani B2 piyonu çok önemli değil. Artık bu fili öldürdüm ben. Filim oyuna çıktı. Şahımın kaçacak yeri var. Şahım oyunda ve kalem oyuna girecek. Kale D6 tempo kazanarak da D dikeni ele geçirmiş oldum. Bir piyondan daha önemli bu girişim. Kale FD1, kale FD8, kale D6, kale D6, kale E1. Evet şimdi bakın fil H7'de olsaydı, F5'te piyon olsaydı ve korunuyor olsaydı kale E8 mat tehditleri vardı. Yani çok fark ediyor bir piyon uğruna taş girişimini engellemek konumunda. Kale D2 şimdi indim. Acelesi yoktu zaten inebiliyordum. B3'e fil E6. B3 piyonunu istiyorum. Kale B1. Kale D3. Bu arada bakın benim şahım H7'de fil varken tehlikedeydi ama bu şah halen tehlikede. Bu çaprazdan bir şah çekersem mat oluyor. Her zaman bu fil bu çaprazda olmak zorunda. Ben de bunu kullandım. Ufak bir taktik numara vardı. Fil E4'e. Burada kale B3 alınabilir. Kale B3 aldığım takdirde kale D1 geliyor. G6 yeterli mat olmamak için. G6 oynanabiliyor. Ama ben hani olası F5 hamlelerini dikkat etmem gerekiyor. Bu tür şeylerle ilgilenmek istedim. Rahat kazanmak istedim. Sonuçta G6 oynadığım zaman ufak numaralar olabilir. Fil E5'e koyduğu zaman mat olma fikri oluyor. Basitçe fil B3 aldım ben. Tehdit kale D1. Şimdi bunu alamıyor. Çünkü fil D5 mat oluyor. Yani alamadığı için de benim hem kalem istekte hem filim istekte kalmıyor. Çünkü kale D1 bir sonraki hamle oynayacağım. Eğer şah G2 oynarsa mesela burada. Şah G2. İstersen fil D5 oynayıp filleri değişirim. İki piyon öndeyim. Rahat. İstersem kale D2 oynayıp şaha kaçtığımda A4'ü alırım. Yine rahat. İki tane piyon almış oldum. O yüzden fil B3 ufak bir taktik. Güzel bir hamle. Fil D3 alamadığı için. Fil F2 oynadı rakibim burada. Yani şah G2 oynayabilirdi dediğim gibi. Ona da fil D5 veya fil A4 alabilirdim şah çekip kaleyle. Fil F2, fil F2 aldım. Çünkü bir şey değiştirmiyor. Aldığı takdirde yine şah çekiyorum. Yine mat oluyor. Kısıtladığı için. Burada fil F2, fil F2 aldığımda şah G2 gelebilir. Devam böyle olabilir. Terk etti burada benim rakibim.
Yani fil F2 alınca. Şah G2 gelebilirdi. Şah G2'ye basit bir şekilde böyle kazanıyorum. Fil D5, fil D5, kale D5. Şah F2, kale D4. Korursa kale A4 yeterli kazan için. Hem buradan bir tane geçerim var, hem de buradan bir geçerim var. Rahat bir kazanç. Yani bu iki piyon olmazsa, burada da bir şey anlatmış olayım hemen. Bu iki piyon olmazsa, şah G2'de bekledi takdirde bile ben kale A1, piyon A2 koyarsam kazanıyorum. Nasıl kazanıyorum hemen size göstereyim. Böyle bir konum olduğunu düşünün. Bu çok rahat bir kazanç. Yani beyaz ne oynadığı önemli değil. Siyah fikrini söylüyorum. Şah G3, şahı bu iki kareden başka bir yere oynayamıyor. Çünkü buraya oynarsa her zaman bu var. Kale H2'den kaleye alıyorum. A1 vezir çıkmak istiyorum. Yukarı çıkarsa da şah çekiyorum arkadan. Beklediği takdirde de benim fikrim belli. Şah çekemeyeceği hale getireceğim. Şah şah çektiğinde üzerine gideceğim. Hani şahları bitsin diye gösteriyorum bunu. Şah çekemeyeceği hale gelecek. F4 süreceğim. Hiçbir zaman alamıyor. Çünkü kale B1 kazanıyor. F piyonu olduğu zaman köşe piyonunun sonuna kadar sürebilirsiniz. Kazanıyor. Şah G2'ye kale A4'e F4 sürdüm. Şah G2 geldi. F3. Yani alamıyor kale F1 şahtan dolayı. Gelemiyor. Kale buna kale H1 var göstermiştim. Aldığı takdirde kale H2. Alırsa kale F1 şah çekerek. O yüzden böyle oynamak zorunda. Evet, bu kazanç oluyor. Yani piyonunuz H'ta ve G'de ise berabere ama F'de ise kazanıyorsunuz. Çünkü şahı çıkartıyorsunuz yerinden F3 sürerek. Çıkmazsa da vezir çıkmış oluyorsunuz. Yani tek fark bu. O yüzden o konum zaten kazanç için yeterli oluyordu. Benim açımdan geri dönüş açısından güzel bir maç oldu. Zorlanacağımı düşündüğüm, zor olacağını düşündüğüm bir maçtan rakibin hatasıyla açılışta rahat bir galibiyet aldım. Moral oldu. Bir sonraki turda yansıdı. Bir sonraki tur analizinde görüşmek üzere.